Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. 27 Ağustos 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. İnşallah 2-3 kısma ayrılacak olan bu videoyu bir an önce bitirip sizlere aktarabilirim. Özellikle de bir video halinde. Çünkü son zamanlarda videoların süresi biraz uzadı gibi oldu. Ama konu çok arkadaşlar. 4-5 video olmasın diye elimden geleni yapıyorum. Affınıza sığınarak da beğeni ve abonelik rica ediyorum. Hani sadece e, rica arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi ilk yarısını Gaziantep'in 2-1 yenik kapadığı Gaziantep 1 Antalya 2 müsabakasında ikinci yarıda yani Hacı Vrayt 2 gol birden atmış. E, i̇kinci yarıda Erol Bulut 3 değişiklik birden yapıyor devre arasında ve Gaziantep maçı 5-2 kazanıyor. Ama a, Antalyalı e, oyuncu vardı. Burada şov muydu ya? Onun yaptığı bireysel hatalar akıl sır ermeyecek türde. Ve geçen hafta 5 atan Antalya Spor bu hafta 5 yiyor. Burası süperlik. Ümit Özat diye bir şahsiyet var. Çıkmış demiş ki Fenerbahçe ligin en çok gol yiyen takımı ne kadar daha böyle gider? Şimdi bazı arkadaşlarımızın benim meş mezhebini, meşrebini çok iyi anladım. Ümit Özat bunlar. Bunlar Ümit Özatçı bunlar. Niye? Şimdi ligin en çok gol yiyen takımı derken mesela biz 5 gol yemişiz. Misal Adana Demirspor 6 yemiş ki 4'ünü bizden yemiş. Hani sala anlatır gibi anlatayım da hem e, Ümit Özat beyefendi hem de bazı arkadaşlarımız daha net anlasınlar. Tane tane. Yani sen 5 gol yiyorsun ama ön, yani şampiyon olabilir denilen takıma 4 atıyorsun. Mesela bizimle oynamayan takımlar az gol yediler. Mesela bizimle oynamayan alan ya 6 gol yemiş. Yine bizden fazla. Yani ligin nasıl en çok gol yiyen takım olduk. Antalya bu 5 yedikten sonra yine bizi geçti. 8 yemiş oldu sanırım. Karagümrük 8 yemiş oldu. İstanbulspor Spor 7. Kasımpaşa 11 ki 6 tanesini biz attık. Matematiğinize de, futbol bilginize de, Fenerbahçe sevginize de, Fenerbahçeliyim, Fenerbahçeliyim deyişinize de turp suyu inşallah. Pendik Spor Teknik Direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzalamış. Ben oraya gönderdiğimiz iki çocuk adına sevindim ve Pendik Spor'a eğer 3 4 5 genç daha verirsek Osman Özköylü tam bu işin adamı eğer devam ederse. Spartak Moskova Süper Lig kulüplerinin gündemine gelen Keita Balde'yi transfer etmiş. Hatırlayın. 15 günde bir Fenerbahçe, 22 günde bir Galatasaray, 88 günde bir de Beşiktaş transfer ediyordu. Beşiktaş'ın ikinci dönemi gelmek üzereydi ama maalesef alamamıştı Keita Valide'yi. Hani 88 gün daha geçse. Bizimden adı anıldığında kulliyen yalan demiştim. Çok şükür yanılmamış oldum. Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis demiş ki Fenerbahçe gitgide daha da güçleniyor. Bizden intikam almak isteyeceklerdir. Ne intikamı? Yani ee, yani ne intikamı? Şöyle bir şey söyleyeyim. E, yayını beğenip dedim ama Videoyu beğenip, yani <laughs> video, e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım diyeyim de ne demek istediğimi herkes anlasın. Çünkü önemli bir husus videoyu beğenmek. Yani e, birilerinin görmesi için. Neyse. Fenerbahçe intikam almak isteyecekler dedi. Ne intikamı? Transfer yapacak mısınız demiş. Kimse gelmiyor ki. Ah yine başlamışlar edebiyata. Yine başlamışlar yoksul edebiyatına. Edebiyat demiş ki aklıma şey kadar. Rıza Çalınba, Rıza Çalınbay demiş ki Çikil Dağı'yı kiralama isteğimiz var. Onunla uğraşıyorduk. Ondan önce yine Galatasaray'dan oyuncu istedik ama ne hikmetse olmadı demiş. Normalde her Beşiktaş maçından önce çıkar. Beşiktaş çok iyi bir takım. Süper takım. Uçan kaçan takım der. Öyle yenilirdi. De. Demek ki bu sefer Galatasaray üzerinden suçlama yaparak yenilecek. Hazırlıklı olun. Ya hocam sen de adamla uğraşmayı ne kadar seviyorsun. Olur mu her maç yeniliyor olur mu? Olur. İnternet. Sadece bende yok değil mi arkadaşlar? Koskoca ülkede internet. Sizde de var. Ben yani açıp bakabilirsiniz. Ee, Şeyi. Hocam şöyle de olabilir. Mesela Rıza Çalınbay diyordur ki ulan ben bunları yenersem bunlar beni teknik direktör getirmez. Yenilirsem belki getirir diye. Sen onları yiyen de. Bak bakalım nasıl seni teknik direktör getiriyorlar. Zaten şeyi göndermeye bahane arıyorlar. Ee, İsmail'e. Benden uyarması. Ama beraberlik bile zannetmiyorum. 3-1-5 taş alacak bu maçım. Çok güzel gidiyorum. Devam. Şimdi sevgili arkadaşlar. Aslında uzun bir konu var. UEFA'dan laf açılmışken. Fenerbahçe'nin fix türü. Ben şuraya Fenerbahçe Maçları yazacağım. Ee, Fixtüre eklenmiş mi? Tam olarak eklenmemiş. Şimdi 29 Ağustos Pazartesi Konyaspor Fenerbahçe 19-15. Okey mi? Okey. 3 Eylül Cumartesi saat 21.45 Fenerbahçe Kayserispor. Yani 21.45'te maç. 3 Eylül. UEFA maçımız ne zaman biliyor musunuz? 8 Eylül. Dinamo Kievle Deplasman'da. Sonra 15 Eylül'de AYK Larnaka ile evimizde. Bakın Kayseri maçından sonra, Kayseri maçından 5 gün sonra Dinamo Kiev maçı. Dinamo Kiev maçından 7 gün sonra Larnaka maçı. Yani tamam mı? 15'inde. Larnaka maçından 3 gün sonra da Alanya spor maçı. Yani Fenerbahçe'nin bay geçeceği hafta iki tane maç sıkışmış oldu. O hafta yani 2 haftalık bir arası vardı Fenerbahçe'nin. 2 tane Avrupa maçı sıkışmış oldu. Alanya maçından sonra yani 18 Eylül'den sonra alt, e, 2 Ekim'de Beşiktaş maçı var. 6 Ekim'de Ren maçı var. 6 Ekim'den sonra... 9 Ekim haftası, hani 6 Ekim haftası diyeyim ben yani, öyle anlatayım. Ee, 6 Ekim, 2 Ekim, 6 Ekim, sonra 9 Ekim, sonra 13 Ekim, 16 Ekim. Ankara gücü maçından sonra hani Başakşehir maçına kadar ki Başakşehir maçı da 23 Ekim. Yani Ankara gücü Başakşehir arasında bir haftalık ara var. Sonra yine 27 Ekim'de maç var. 30 Ekim'de maç var. 3 Kasım'da Avrupa maçı, 6 Kasım'da Sivas maçı, sonrasında Giresun maçı ve uzunca bir ara. Fenerbahçe fikstürü açısından da böyle bir olay var arkadaşlar. Hani 6. haftayı bay geçecektik ama oraya 2 tane Avrupa maçı sıkıştı. İyi mi kötü mü? Onu da orada göreceğiz arkadaşlar. Yine devam edelim, duyumlara geçelim. Bordeaux Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi reddetmiş kulübü Dilane Bakva için 10 milyon euro Bon servis bedeli istedi. Görüşmeler devam ediyor diye. Arkadaşlar Dilane Bakva ismi. Ben üyelere dedim ki arkadaşlar genç siyahi bir kanat oyuncusunu almaya çalışıyormuşuz. Yaş için 24 yaşından küçük dediler. Siz 23 falan algılamayın. Belki 19 yaşındadır. Belki 20 yaşındadır dedim. Bana bu söylendi dedim. Siyahi etkili bir isim piyasa değeri çok düşük. 1 milyon euronun bile altında olabilirmiş. Sadece bu. Lig bilmiyorum ama Fransa Ligi işaretini aldım dedim. Sanırım o arkadaş buymuş ama 10 milyon euro bonservis bedeli istedi demiş Yağız Bey. Görüşmeler devam ediyor demiş. Başka birisi de diyor ki Lekip Fenerbahçe Dilane Bakba için Burak Kapacak artı para teklifinde bulundu. <laughs> Ama kulübü reddetti diyor. Bakın Burak kapacak artı para. Başka birisi diyor ki Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro'luk teklifini reddetti diyor. Ve bu reddedilmelerin ardından da Buruma takımla çalışmalara başlamış Fenerbahçe'de. Şimdi ben geçtiğimiz videolarda sene dedim. Duyumu kendiniz bulun. Mantık olarak Fenerbahçe bu çocuğu almaya çalıştı. Burak Kapaca'yı eklemeye çalıştı. Ucuza uyguna almaya çalıştı. Kulübü vermedi. Belki de alsaydı Buruma'nın yerine yedek kanat olarak oynatacaktı. <laughs> hani belki de değil. Hani şu an siz mantık yürüttüğünüz için söylüyorum. Böyle yapacaktı. Demek ki Buruma gitmiyor. Bu çocuk da gelmiyor. Biz bunu mu anlamalıyız hocam? Ben bir şey diyemem. Yani şu anda siz duyumu bulacaksınız. Ama gelişmeleri bekleyin. Şimdi forvet konusu. Ertem Şener demiş ki şimdi gelen habere göre Şörlot Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demiş. An itibariyle Şörlot'un Fenerbahçe'ye gelmeyeceği yüzde milyon olarak kesinleşmiş. Ahmet Selim Kul. Fenerbahçe yüksek bir kiralama ücreti ile Leipzig'i ikna etmek üzere. Mesela yüksek bir kiralama ücreti. 15 milyon euro kiralama ücreti verecek. Şörlot kararı bekleniyor. 31 Ağustos 2 Eylül arası hareketli olacak demiş. Zaten 27 Eylül'e gir şey 27 Ağustos'a girdik. 31 de çarşamba günü arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yani 29'da zaten Konya maçı var. Konya maçına kadar hiçbir şey beklemiyorum ben. Konya maçından sonra 30'undan sonra yani 30'unda da bir şey beklemiyorum. 31 1 2 o 3 gün e, salaksak aynı ikisine bırakırız. Salak değilsek 31 birine kadar çoktan hallederiz forveti. Ama bu Sherlock mu olur bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Sıkıntı Leipzig değildi ki Ahmet Selim konu duyumunda hata olmasın. Sherlock 3,5 milyon euro artı bonuslar istiyordu. Biz de sana bu parayı veremeyiz. 1,8 maaş artı bonuslar diyorduk. Yani evet dese bile 31 Ağustos biraz tuhaf. Yani 31 Ağustos'a kadar da Sherlock'un ben hiçbir takımı kabul edeceğini zannetmiyorum. Yani mantık olarak ne? 1 Eylül'de transfer sezonu bitiyor. Ya kulübü Sherlock'a baskı yapacak ya da diyecek ki Fenerbahçe'ye bir kısmını biz verelim. Ya Bonservis'te indirime gidip verebiliriz diyecek falan filan. Ama 31'ine kadar kalacağını zannetmiyorum. Çok büyük salaklık olur. <laughs> ya pazartesi de dahil. Mesela bugün Cumartesi'deyiz. Bence bugünden 31'ine kadar forvet transferi biter. %100 biter. Bitmek zorunda mantık olarak. Ama bir şey söyleyeyim. Real Sociedad, Sherlock'u tekrar kiralama istese oraya gidemez mi? Bence oraya odaklanın. Aygün Özipek Maxi Gomez hayırlı olsun demiş hocam. O zaman ne yapıyoruz? Maxi Gomez ihtimali de bitti diyor arkadaşlar. Yok o bitmedi. Şimdi Fenerbahçe'nin bir numaralı forvet adayı Maxi Gomez. Ben size Joao Pedro'na ilgili bir şey söyleyeyim mi? Joao Pedro'nun İdmanını izleyen bazı arkadaşlarımız, bazı spor yazarları, bazı bize duyum uçuran arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki eğer Joao Pedro'yu bir kez bile lig maçında izleseydiniz ya da Avrupa maçında izleseydiniz Fenerbahçe'de derdiniz ki Maxi Gomez gelmesin. Bak bir daha söylüyorum derdiniz ki Maxi Gomez gelmesin. Ulan diyor Mustafa Hoca diyor sen Serdar Dursun için şöyle bir cümle kurdun ceza sahası içerisinde, içerisinde vuruş repertuarı yüksek. Bu ondan 10 on kat daha yüksek diyor. Her şekilde vuruyor diyor. Ulan adam diyor Mustafa Hoca skills videoları izlemiş gibi diyor hareket ediyor diyor. Estağfurullah ben kimim ki? Ama diyor bu adamı diyor bak bu adamı sahada görün diyeceksiniz ki forvet gelmese de olur. Çok iddialı cümleler. Ama e, İsmail Yüksek için Fenerbahçe yeni Emre Belezoğlu'nu buldu. Haberiniz yok sizin diyen kişi yanılacak değildir herhalde. Ama şunu söyleyeyim Maxi Gomez bir numaralı adayımız. 8 Eylül'e kadar transfer dönemi Türkiye'de kapanıyor. Ancak Valencia zorda kalır diye uğraşıyoruz. Fakat Türkiye'de 8 Eylül'de kapanmıyor transfer dönemi. Bizim için 2 Eylül'de kapanıyor. 2 Eylül'e kadar ki isimleri transfer şey UEFA listesine ekleyebileceğiz. 2 Eylül'den sonra ekleyemeyeceğiz. O yüzden Maxi Gomez'in yani hala sarkması çok komik bir durum. Artem Doybuk herhangi bir takıma gitmemiş. Kulübü 12 istiyormuş demiş arkadaşlar ama Artem Doybuk'un kendi gitmek istemiyor. Onu da belirteyim. Ee, Rıdvan Dilmen Jorge Jesus Miguel Crespo'yu oynatmaz. Mert Hakan da dönmüşken forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Düz oyuncu sevmiyor hoca demişti. İnanın Crespo'nun Avusturya VM maçındaki 2 e, dakikalık bir videosunu çıkarmışlar. Yani yaptığı hareketler olumlu olumsuz diye. O oyuncu düz oyuncuysa ben de iddia ediyorum Rıdvan Dilmen de Galatasaraylıdır. Yani o kadar iddia ediyorum. Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin yerli bir stoper arayışı var. Evet, var. Bu isimler içerisinde Koray Günter ismi. Koray Günter'i biz yaklaşık 4 senedir transfer ediyoruz istikrarlı bir şekilde. İstikrarlı bir şekilde. Koray Günter hangi ayaklı biliyor musunuz arkadaşlar? Sağ ayaklı bir onun mu geldi? Sağ ayaklı bir stoper Koray Günter. Bir dönem Galatasaray'da da kiralık oynadım. Hani bilmiyorum Galatasaray'da kiralık yok satın aldı Galatasaray. Dortmund'dan 2,5 milyon euroya. 4 sene tuttu bedava gitti Cenova'ya. Cenova'dan Hellas Verona'ya kiralık. Sonra geri geldi. Sonra Hellas Verona 2 milyon 400 bin euroya 2020 yılında satın aldı. Bakın şu anda Koray Günter ismi. Ee, yani şu anda Koray Günter ismi Hellas Verona futbolcusu. Hocam Alman milli takımında oynadı mı? Alt yaş kategorilerinde oynadı ama Türkiye alt yaş kategorisinde de oynadı. Arkadaşlar çifte pasaportu olduğu için Koray Günter ismi Türk statüsünde. Bunu söyleyeyim bir. İkincisi yani <laughs> Koray Günter'in ee, Şöyle bir şey var, ya bana gelen duyum biraz tuhaf, çok da salakça, sosyal medyada da benzer bir duyum gördüm, çok da salakça. Sosyal medyadaki duyum 1.5 milyon euro serviste getirebileceğini söylemiş. Bu külliyen yalan, yani menajer 1.5 milyon euro serviste getirebilir demiş, bu külliyen yalan. 4 milyon euro istiyor Hellas Verona, 4 milyon euroyu verin, alın diyor. Haberiniz olsun, bu bir oyuncu beklentisi e, yani maaş beklentisi yüksek. Fenerbahçe maaş olarak verebileceği maaşı da anlattı. Bonuslarla birlikte 1,5 milyon euroyu bulabilecek bir maaş. Belki de duyumu aktaran arkadaşlar yanlış duydular. O şekilde yanlış aktarıyorlar. Kat iyiyen söylüyorum. 4 milyon euro bonservis bedeli istiyorlar. Oyuncunun maaş talebi yüksek ama biz e, ee, birlikte maksimum 1,5 milyon euro verebileceğimizi ilettik. Bilginiz olsun. Yaşı 28. <laughs> 1.86 boyunda izleyen arkadaşlar yorumlarda olabilirler. Hızlı stoper mi değil mi diye. İtalyan liginden stoper seçmek de bence çok çok zekice bir hareket. Ki İtalyan sertliğini az buçuk biliyoruz. Koray Günter olayı %100 olarak böyle diyebilir miyim? Ben %99 diyeyim. Ee, Fenerbahçe'nin ismi geçen stoper oyuncusu Rodrigo Becao asist yapmış. Arkadaşlar BKO için bir şey söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlarımız tetikte bekliyorlar. O arkadaşlara basıyorum engeli geçiyorum. Bilginiz olsun. O arkadaşlara basmayı da çok seviyorum. Çünkü burada bozuk niyetle duran hiçbir arkadaşı ben affetmiyorum. O arkadaşları da affetmem. Geçen gün ben dedim ki işte şu 24 saat içerisinde kap bekliyorum. Bana gelen duyum bu. Çıkar çıkmaz bir şey diyemem. 24 saat sonra öyle bir üşüşmüşler akbabaların leşlere üşüştüğü gibi. Çıkan hiçbir duyumda yoklar ama çıkmayan duyumda oradalar. Yine aynısını yapıyorum. bugün yani 27 Ağustos Cumartesi günü Bekao'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleşecek arkadaşlar. Ama İstanbul'da ama başka yerde ama gerçekleşecek. Sabah 10.30'a bu videoyu planladığım için söylüyorum. Gün içerisinde gördüğünüz zaman yani muhtemelen görürsünüz diye düşünüyorum. Göremezseniz sıkıntı değil ama %100 olarak emin olun bu duyumdan. Bak ben kolay kolay %100 demem ha biliyorsunuz beni. İki tane %100'lük duyum dedim size. Neyse %99 diyelim. Onu da söyleyeyim. Ee, toparlayacağım en son. İngiliz basını diyor ki Diago Carlos'un sakatlığı sonrası stoper isteyen Aston Villa Atilla Salah için 16,5 milyon euroluk teklif yaptı diyor. İnanın Aston Villa'nın teklifine bakmayız bile. Çünkü masadaki teklifler çok değişik. Devrim zengi Serdar Dursun büyük ihtimalle Almanya'ya geri dönecek demiş. Ee, bu şey de olabilir arkadaşlar. Ee, milli takım ile birlikte Almanya'da maç falan yapacaksak hazırlık maçı o zaman gidebilir Almanya'ya. Ya da Dinamo Kiev maçları Polonya'da değil de belki Almanya'da oynanır ümidi varsa evet Dinamo Kiev deplasmanına Almanya'ya gidebilir. Ya da Ren ya burada oynamayalım bu sefer de Almanya'da oynayalım derse ya da Larnaka kulübü ya hep de Güney Kıbrıs'ta oynuyoruz Almanya'da oynayalım derse ya da ne bileyim misal Konya Spor ya Eskişehir'den sıkıldık Almanya'da oynayalım falan derse ya da Süper Lig'deki bir takım Almanya'da oynayalım derse kesinlikle Almanya'ya gidecek. Katılıyorum. Hocam transfer olarak I want to play game. Yani Transfer olarak da bu arkadaşların niyeti bu. Ya zannediyorlar ki Thiago Çukur böyle gelecek. Hemen yedeklerde oynayacak. Yedeklerde oynadıktan sonra alacak formayı giyecek sırtına. Valencia yedek, Joao Pedro yedek, Maxi Gomez yedek. Thiago Çukur böyle oturacak falan oynayacak diye zannediyorlar. Hayal dünyanıza tüküreyim sizin. Ya Serdar Dursun hazır kıta bekletebileceğin forvet. Fenerbahçeli, düşük bütçeli, Sonradan oyunu aldığında kudurtucu bir tarzı var. Gerçekten kudurtucu bir tarzı var şimdi. Kemal Adem'i kadar olmasa da kudurtucu bir tarzı var. İyi bir Fenerbahçeli. Bulmuşsun bunamanın lüzumu yok. Herkese de söylüyorum bunu. Serdar Dursun'u göndermek mi istiyorsunuz? Siz gidin abi. Siz gidin. Arkadaşlar 20 dakikaya tamamlamışım. Bu kısımdan sonra da kısaca bir UEFA fikstürünü değerlendireyim. Canlı yayında değerlendirdik ama yine değerlendirmekte fayda var. Niye? Bakın Fenerbahçe maç fikstüründe dediğim gibi Kayserispor'la cumartesi günü oynadıktan sonra bakın cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 5 gün sonra Dinamo Kiev deplasmanındayız. Bakın Dinamo Kiev deplasmanı. İlk maça Dinamo Kiev'le başlamak yani ilk maça Dinamo Kiev'le başlamak süper. Burada eğer Fenerbahçe iyi hazırlanır, dolu dizgin hazırlanır, hakem faktörü gene ağlama faktörü yoksa bak neyin sabaca gidiyoruz, öyle neyin maça çıkıyoruz, Allah'tan korkun falan demezlerse Kiev'i orada yenebilirsek müthiş bir müthiş bir moralle Türkiye'ye geri döneriz. Bakın Fenerbahçe'nin lig maçının da Kayseri Spor'la İstanbul'da olması o da müthiş bir avantaj. Yani İstanbul sonrasında Kiev yolculuğu yani iki depres, 3 deplasman çekmemiş olacaksın ya da iki deplasman. Sonrasında Larnaka deplasmanı 15 Eylül. Fakat bir haftalık süreçte dinlenme fırsatı bulacaksın. O arada da maç yok. Süper. Larnaka deplasmanı bakın e, nispeten hani nemli bir ortamda yapılacağı için Larnaka'dan dönüşte ise Alanya maçı ama İstanbul'da. Bakın İstanbul'da o da güzel bir olay. 15 Eylül'de deplasman 15 Eylül'den gelip İstanbul'da 18 Eylül'de Alanya maçı. Alanya maçından sonra Beştaş maçı o da İstanbul'da. Ama tabi bu arada iki haftalık bir süreç var. Arada bir milli ara bu burası. Beştaş maçını İstanbul'da oynadıktan sonra ikisinde. Altısında Rennes deplasmanı. Yani İstanbul'dan çıkıp İstanbul yani Fransa'ya gidiyorsun. Ama dediğim gibi en azından deplasman çekmemiş oluyor. Hocam zorlu bir maçtan çıkıp zorlu bir maça gidiyorsun. Fenerbahçe olarak da buna alışman lazım. Yani kolay maç yok ki. Ligdeki herhangi bir takımın maçını kolay zannetmeyin. Beşiktaş ile İstanbul'dan sonra Ren deplasmanı, 6 ekimde bakın. Kiev'i yenip, Larnaka'yı yenip Ren deplasmandan beraberlikle dönersen, döndüğün anda birçok kişi HO diyecektir. Eğer becerebilirsen, yapabilirsen 3'te 3 yapabilirsen yine HO. İki yani ilk iki maçı kazanıp Ren deplasmanda yenilsem bile bence HO'ya doğru giden bir iş. Çünkü Ren ile evinde, Dinamo Kiev ile elinde, AYK Larnaka deplasmanından da buradan 4 puan en az 4 puanı çıkartabilirsin diye düşünüyorum. Dediğim gibi Beşiktaş maçından dönüp Ren maçından dönüp Kara Gümrük'le evimizdeyiz 9'unda. 9'undan sonra 13'ünde Ren'le evimizdeyiz. Ankara Gücü deplasmanı 16'sında. 16'sında o deplasmanı oynayıp bir hafta dinlenip İstanbul'da Başakşehir maçı ki Başakşehir'in Avrupa maçı olacak. Başakşehir maçlarından maçından 4 gün sonra da Dinamo Kiev'le evindesin. Dinamo Kiev maçından sonra İstanbul Spor deplasmanı ki o da İstanbul içinde. Yani İstanbul'da 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 maç. Sonrasında 3 Kasım'da Larnaka deplasmanı Sivas'la evindesin. Yani bence müthiş bir fikstür avantajı var. Bunu bu avantajı daha da avantaja çevirmek elimizde. Umarım futbol şansı da Fenerbahçe'nin yanında olur. Ben açık söyleyeyim, Dinamo Kiev bizim düşmanımız değil, daha ötesi. Ya daha ötesi. Çünkü insanların nefretini, kinini üstlerine topladılar. O kadar topladılar ki kinlerini, nefretleri. Biz burada yardım maçı yaptık. Dedik ki ulan dedik Ukrayna'ya şöyle oluyor böyle oluyor. Halbuki yardım maçına bile gerek yoktu mantık olarak. Bunlar zaten Avrupa'dan ciddi manada destek parası alıyorlardı. Hani şu an biz, bizimle ilgili Suriyelilere şu kadar para veriyor falan filan diyorlar ya. Biz onlar için neysek bunlar da öyledir diye düşünüyorum. Yani sonuçta Avrupa bunları pohpohladığı için bunlar NATO'ya falan gireceği için bunlar olmadı mı? Yani bizim bildiğimiz sebepler böyle en azından. Ama biz yine de ne yaptık? Yani adamların para birimi bizde bit adamların bir para birimi bizde 18 para birimi yap yapmasına rağmen biz yine de yardım topladık ettik. Sonuç olarak da geldiler burada bir gol atıp küstahlık, namertlik, alçaklık tam Avrupa'yı tarzı bir hareket yapıp bizi tahrik ettiler. Sonuçlarında da katlanacaklar. Ben Fenerbahçe için diyorum ki bunlara acımayın. Maç 10-0 oldu diyelim. Futbolcuları sakatlandı işte. 7 kişi kaldılar sahada. 11'e, 12'ye, 13'e, 14'e, 15'e abanın. Yok biz iki kişiyi çıkartalım da adil maç olsun falan filan. Asla. Asla. Bunlara yani Kiev maçına öyle böyle değil. İyice hazırlan. Hatta Ali Koç'a söylüyorum. 2 Kiev maçında 2 galibiyete prim sözü verin. Ki futbolcular da ben eminim. Jesus o futbolcular o motivasyonu hazırlayacaktır. Bu neye yarayacak biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin sezon başlarında yavaş yavaş üstüne koyduğu ivme daha da hızlanacaktır. Futbolcular bugünden itibaren daha aşırı iştah ve özgüvenle oynayacaklardır ki Kiev maçında oynayalım diye. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinize mutlu hafta diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.